Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda yeni başlayanlar için kolay tığ işi dantel desen yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım. Tığ işi dantel desenini ön hazırlık olarak çalıştım ve desenin ön yüzden görünümü, desenin arka yüzden görünümü, modeli, her türlü tığ işi, yazlık, bluz, masa örtüsü, runner, sehpa örtüsü ya da dikdörtgen şal olarak değerlendirebilirsiniz. Modelin anlatımını yaparken kullanacağım ipin markasını da hemen şu şekilde göstereyim. Tığ numarası olarak ise 2 milimetre ile desenin kurulumunu yapacağız. Hazırsanız haydi modelin yapılışına başlayalım. Modelin kurulumuna zincir yaparak başlayalım ve yapacağınız projenin uzunluğu kadar zincir yapabilirsiniz. Modeli anlatmam için bu kadar zincir yeterli. En sonki zinciri yaptıktan sonra 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 boşluk atlıyorum ve 8. boşluğun içerisine sık iğne, 5 zincir, 5 tane zinciri atlayalım, 6.'ya sık iğne, 2 zincir, 2 boşluk atlıyorum, sık iğne, 5 zincir, 1, 2, 3, 4, 5 boşluk atlıyorum, tekrar sık iğne, 2 zincir, 2 boşluk atlıyorum, sık iğne ve bu şekilde sıra sonuna kadar boşluklar yaparak ilerlemeye devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman küçük boşluk ile başladığımız için sıranın sonunu da küçük boşluk ile tamamlamalıyız. 2 zincir, 2 boşluk atlıyorum ve sık iğne yaparak sırayı tamamlıyorum. 3 zincir, deseni çeviriyorum. Buradaki ilk boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, buradaki bir zincire atlayarak zincirin tepesine yan yana 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, sonraki küçük boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 5 zincirden birincisini atlıyorum ve yan yana 3 tane zincirin tepesine üçlü trabzan yapalım. 2. küçük boşluğa da 2 zincir ile geçiş yaparak 3 tane üçlü trabzan ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerlemeye devam edelim. Sıra sonuna geldiğimiz zaman sıranın başında 4 tane üçlü trabzan oluşturduğumuz için
2 zincir yaparak bu boşluğa da 4 tane üçlü trabzan yapalım. Ve 4 zincir deseni çeviriyorum. Buradaki dördüncü trabzanın tepesine sık iğne, 7 zincir, 1 sonraki trabzan grubuna atlayarak bir sonrakinin geçiş yapıyorum ve ilk trabzanın tepesine sık iğne, 2 zincir, 3. trabzanın tepesine sık iğne, 7 zincir, 1 sonraki trabzan grubuna atlayarak bir sonrakinin ilkinin tepesine sık iğne, 2 zincir, 3. trabzanın tepesine sık iğne ve 7 zincir. Burada yapmış olduğumuz gibi küçük boşluk ile sırayı tamamlamamız gerekiyor. Trabzan grubuna atlayarak hemen sonraki trabzan grubunun ilkinin tepesine sık iğne, 2 zincir ve buradaki zincirin tepesine de sık iğne yaparak sırayı bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 3 zincir. Tekrar deseni çeviriyorum. Ve boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 1, 2 tane zinciri atlıyorum. Yan yana zincirin tepesine 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir. Sonraki küçük boşluğa 3 tane üçlü trabzan, 2 zincir, 7 zincirden 1, 2 tanesini atlıyorum ve zincirin tepesine de 3 tane üçlü trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir, son boşluğun içerisine de sıranın başında olduğu gibi 4 tane üçlü trabzan yapalım. Sekiz zincir, 8 zincir deseni çeviriyorum. İlk trabzan grubuna atlayarak ikinci trabzan grubundaki ilk trabzanın tepesine sık iğne, 2 zincir, son trabzanın tepesine sık iğne, 7 zincir. Sonraki trabzan grubuna atlayarak bir sonrakinin tepesine küçük boşluk oluşturalım.
7 zincir, 1 sonraki trabzan grubuna atlayarak bir sonrakinin tepesine de küçük boşluk. Ve 7 zincir. Buradaki son zincirin tepesine de sık iğne yaparak sırayı tamamlıyoruz. Sıranın başında büyük boşluk ile başlayıp sıranın sonunu da büyük boşluk ile tamamlıyoruz. 5 zincir. Deseni çeviriyorum. 1, 2 zinciri atlıyorum ve 3.'den itibaren yan yana 3 tane ikili trabzan. Pardon, üçlü trabzan. İki zincir, sonraki küçük boşluğun içerisine 3 tane üçlü trabzan, iki zincir, 1, 2 zincire atlayalım, yan yana 3 tane üçlü trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edelim. Her 4 sıradan sonra desen kendisini tekrar etmekte ve şu an buradaki ikinci sırayı yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna geldiğimiz zaman 2 zincir, 2 tane zincire atlayarak yan yana sıranın başında olduğu gibi 4 tane üçlü trabzan yapalım. Dört zincir. Tekrar deseni çeviriyorum ve burada yapmış olduğumuz, yani 1, 2, 3. sıradan itibaren devam edeceğiz. İlk trabzan kümesindeki son trabzanın tepesine sık iğne. 7 zincir. Sonraki trabzan grubuna atlayarak bir sonrakine geçiyoruz ve deseni yükseltmeye devam ediyoruz. İstediğimiz ölçüye ulaştıktan sonra başlamış olduğumuz sırayı, yani şu an bitirmiş olduğumuz bu sıranın sonundan sonra deseni tamamlayıp bitirebilirsiniz. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Sonraki örgü eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.